profesyonel bir nefes koçu olarak şunu söylemem lazım. Aramızda deneyimlenenler olduğu halde harika, kaliteli, dengede bir hayat yaşamak için sadece nefesi doğru almak yetmiyor. Biz bu yüzden dengeden bahsediyoruz. Başımıza her türlü sorun gelirse gelsin. Bakın, diyelim ki sağlık sorunu yaşıyoruz. Mutlaka dengelerden biri kaçmıştır. İlişkilerde sorun yaşıyoruz. Yani ister özel hayatımızda, ister iş arkadaşlarımızla sorunlar yaşıyorsak yine denge kaçmıştır bir yerde. Toplu taşıma araçlarına binelim, İnsanların kalabalık olduğu yerlere gezelim. Suratları nasıl görüyorsunuz? Tebessüm halinde kaç tane surat görüyorsunuz? Asık suratlı kaç kişi görüyorsunuz? Eğer zihinsel dengemiz iyiyse, yani bakınız zihnimizden geçen düşünceler pozitifse, pozitif bir hayat yaşayabiliriz. Bugün şunu çok duyuyorsunuz. Kafamda 40 tane tilki var. Hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Kafada bu kadar negatif bir düşünce kalıpları varken pozitif bir hayat sürdürmemiz mümkün mü? Değil. Evet, herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah keyifli bir akşam olacak. Hepinize güzel bir nefes çalışmasını deneyimletmek, bu gece rahat uyumanızı, daha iyi hissetmenizi sağlamak ümidiyle buluştuk. İyi hissedeceğinize inanıyoruz arkadaşlar. Çok şükür bugüne kadar harika sonuçlar aldık nefes çalışmalarıyla. Şu an birazcık gecikme oldu, kusura bakmayın. Küçük bir hata olmuş Zoom linklerinde. Kopyalarken yanlış Zoom linki kopyalanmış. Birçok arkadaşınız da belki bunu deneyimlediniz. Ama çok şükür asistan arkadaşlarımız hızlıca yeni linklere herkese ulaştırmaya hala gayret devam ediyorlar. İnşallah sorun olmadan devam ederiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şu an aynı zamanda size iletenler, Zoom linki olmuyor diyenler varsa Instagram'lardan da canlı yayın açtık. Bu yayını Instagram'dan da izleme şansı var bütün arkadaşlarımızın. Zengin Grup Aktif Yaşam Kulübü, Zengin Grup Online Nefes ve RDT Zengin Grup Instagram hesaplarımızdan da yayındayız. Arkadaşlar, bazı açıklamalar yaparak başlamak istiyorum öncelikle. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi Zoom'da sesleri kapattım. Çünkü oldukça kalabalığız arkadaşlar. Şu an 550-600'e doğru gidiyor. Geçen sefer daha da kalabalıktı. Şimdi bir soru ses açılma kapamalarda acayip odağımız dağılır. O yüzden sunumun sonuna kadar mikrofonları kapalı tutacağım. Sonrasında en son bölümde elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplamaya çalışacağım ama zaten inanıyorum ki dikkatle dinlerseniz soruya da ihtiyaç kalmadan birçok sorunun cevabını sunumun içerisinde inşallah bulabileceksiniz. Değerli arkadaşlar, şu an bir demo çalışması, bir kesit çalışması yapacağız. Önce size biraz bilgi aktarımım gerekiyor. Ne olduğunu bir anlayalım. Nefes nedir? Çünkü çoğumuz belki de hayatımızda daha önce deneyimlemediğimiz bir şey. Nefes nedir? Niçin nefes egzersizi yapılır? Ya da biz denge ile alakalı neyi kastediyoruz? Önce biraz bilgi verelim. Zihnimiz önce bir mutmain olsun. Ondan sonra da bu gece güzel bir nefes çalışması yapalım. Ve kendinizi çok iyi hissedin inşallah. Umuma fayda olsun Allah'ın izniyle. Evet, yavaş yavaş başlayalım. Gördüğüm kadarıyla birçok arkadaşımız inşallah girmeyi başardı. Girmeye de devam ediyorlar. İzmir'e de selamlar. Bu arada arkadaşlarım, nefes koçu, RDT uzman arkadaşlarım yardımcı oluyorlar. Ses konusunda yazabilirsek tekrar, zannediyorum ses konusunda bazı şikayeti olan arkadaşlarımız var. Normalde ya tekrar girip join audio ya da bilgisayar sesiyle katıl gibi tıkladığında düzelebilen bir problem. Ama beni duymuyorsanız arkadaşlarımdan ricam, inşallah yoruma yazabilirseniz bu konuyu da. Evet, ya da tekrar girip çıkarken çıkıp tekrar girdiğinizde düzelecektir. Can Azerbaycan'a da selamlar, Kocaeli'ye selamlar, Türkiye'nin, dünyanın her yerine selamlar. Şu an dünyanın birçok yerinden katılımcı arkadaşlarımız var. Tanıdık yüzler de görüyorum. Elhamdülillah, hepiniz hoş geldiniz. Başlayalım artık Allah izin verirse. Nasibimiz neyse güzel bir çalışma olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar, ismim Bilal Cantürk. Ben yaklaşık 30 yıldır insanlarla çalışıyorum diyebilirim. Geçmişim asker. Kuleli Asker Lisesi bitirdim. Kararbo Okulu bitirdim. 2002'nin sonuna kadar da normal askerlik vazifesinde ciddi anlamda görev yapıyordum. 2004'ün sonunda Silahlı Kuvvetler'den ayrıldım. O gün bugündür yaşam koçluğu yapıyorum. Şu an profesyonel manada nefes koçluğu, yaşam koçluğu yapıyorum. Kendimize geliştirmek nasip olan RDT diye bir yöntemle bugün insanlığa hizmet etmeye gayret ediyoruz birçok arkadaşımla beraber. Zengin Group International şu an uluslararası akredite bir eğitim kurumu. Bünyemizde nefes koçluğu, RDT uzmanlığı, aile dizimi gibi faaliyetler gösteriyoruz. Şimdi bugün de sizlere
Bizim sürekli olarak devam etmeye gayret ettiğimiz, insanlıkta herkesin ihtiyacı olduğuna inandığımız online nefes ve meditasyon programlarımızdan bir kesit deneyimletmeye çalışacağız inşallah. Şimdi sevgili arkadaşlar, profesyonel bir nefes koçu olarak şunu söylemem lazım. Aramızda deneyimlenenler olduğu halde harika, kaliteli, dengede bir hayat yaşamak için sadece nefesi doğru almak yetmiyor. Biz bu yüzden dengeden bahsediyoruz. Bugün şimdi sizlere denge kavramını önce açıklamaya çalışacağım. Dengeyi oturttuğumuz zaman her şey yolunda. Allah-u Teala da bize itidal üzere, orta yol üzere olmamızı emrediyor. Yani aslında denge emrediliyor bize. Başımıza her türlü sorun gelirse gelsin. Bakın diyelim ki sağlık sorunu yaşıyoruz. Mutlaka dengelerden biri kaçmıştır. İlişkilerde sorun yaşıyoruz. Yani ister özel hayatımızda, ister iş arkadaşlarımızla sorunlar yaşıyorsak yine denge kaçmıştır bir yerde. Diyelim ki kendimizi depresif hissediyoruz, de depresyondayız, mutsuzuz, huzursuzluk yaşıyoruz. Mutlaka bir denge kaçmıştır. Eğer hayatımızda kaliteli bir şekilde sürdürmek istiyorsak dengeyi yakalamamız gerekiyor. Bu şu demek değildir. Başımıza sorunlar gelmeyecek demek değil. Başımıza sorunlar gelir. Önemli olan sorunlar geldiğinde biz dengedeysek eğer o sorun bize deviremez, geçer gider dersimizi alırız. Dengede değilse o sorun bizde sorunlara yol açıyor. Bizi deviriyor, daha büyük sıkıntılara yaşamamıza neden oluyor. O yüzden dengeyi yakalamamız lazım. Bu akşam sizlere 4 çeşit dengeden bahsedeceğim arkadaşlar. Mutlaka anlamamız gerektiğine inandığım şey. Şimdi bu dengeler zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal. Bu 4 dengeyi de yakalamamız lazım. Önce açalım ne demek denge. Şimdi anlatmaya çalışıyorum Arzu Hanım denge kelimesini. Şimdi zannediyorum Azerbaycan'da belki farklı bir kelime kullanıyorsunuz dengenin yerine ama itidal üzere olmak da diyebiliriz. Umarım anlaşacağız, tamam mı? Şimdi zihinsel dengeden kastımız şu. İnsanların zihninden geçen düşüncelerin %80'i negatif diyor. Sosyologlar söylüyor bunu. Katılıyor musunuz bana? Katılan var mı? Evet, teşekkür ederim. Harikasınız. Bu ben söylemiyorum. Bunu sosyologlar söylüyor. Bence %90'ı negatif. Hatta daha fazla. Bana katılıyor musunuz? Nereden anlarız? Çok basit. Bugün bakın hep beraber çıkalım dışarıya. Toplu taşıma araçlarına binelim. İnsanların kalabalık olduğu yerlere gezelim. Suratları nasıl görüyorsunuz? Tebessüm halinde kaç tane surat görüyorsunuz? Asık suratlı kaç kişi görüyorsunuz? İnsanın zihinsel dengesi yüzünden anlaşılır. Sabah kalktığında aynaya baktığındaki yüz sana ne diyor? Tebessümle günaydın mı diyor? Lan niye ne kalktık ya? Ne yapacağız şimdi? Ya uykumuzu da alamadık. Acık daha uyusaydık falan gibi mi diyor? İşte buradan anlamamız gerek. Eğer zihinsel dengemiz iyiyse, yani bakınız zihnimizden geçen düşünceler pozitifse pozitif bir hayat yaşayabiliriz. Bugün şunu çok duyuyorsunuz. Kafamda 40 tane tilki var. Hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Kafada bu kadar negatif bir düşünce kalıpları varken pozitif bir hayat sürdürmemiz mümkün mü? Değil, değil mi? İşte zihinsel dengenin kastı bu. Zihnimizdeki negatif düşünceleri bırakıp pozitif düşünce kalıplarıyla yaşayabilmek. Bu kolay mı? Şimdi bunu duyunca herkes der ki hadi bakalım şimdi takmayacaksın abicim kafana. Gel de sen takma. Kolay olsa doğru mu? Bu kolay değil. Çok güzel öğüt veririz birbirimize. Pozitif olacaksın. Ama iş başımıza düşünce pozitif olamıyoruz çoğu zaman. Çünkü dengede değiliz. Arkadaşlar negatif düşünce kalıplarıyla koşarken zihnimiz bir anda durup pozitif düşünmeye geçemeyiz. Bu örneği unutmayınız. Bunu her yerde dillendiriyorum. Tekrar etmek isterim. Arabada kullanıyorsunuz. Saatte 100 kilometre, 120 kilometre hızla gidiyorsunuz. 5. 6. vitestesiniz. Arabayı geri vitese takabilir misiniz? Takamazsınız. İşte insan beyni de aynen öyle. Her şeyde kaygılanıyorsun. Ne olacak memleketin hali, çocuklar nasıl olacak? Eyvah zamlar geliyor. Benzine de şu kadar zam gelmiş. Ne yapacağız şimdi? Ben sen görürsün. İki yakamda ahirette iki elim yakanda olacak gibi sürekli birine kızgınlık. Sürekli böyle negatif düşünceler. Dört nala koştuğu bir beyinle pozitif bir hayat yaşamamız mümkün mü? Zannedersem değil, değil mi? Bağlantımda sorun mu var? Şimdi benim biraz önce kontrol ettim, başlamadan önce kontrol ettiğimde 180 megabit'i görüyordu internetim. Yani sorun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mihal ya da bir geri bildirim yapabilir misiniz? Gayet iyi geldi. Tamam, teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Evet, bağlantıda sorun yok. Teşekkür ediyorum. Devam edeyim. Zihinsel denge kavramını anladık. Doğru mu sevgili arkadaşlar? Peki nasıl geçeceğiz pozitif düşünmeye? Güzel bir bilgi. Bugün bunu deneyimleyeceksiniz inşallah. Arkadaşlar, beynimiz ihtiyacı olan oksijeni alamadığı zaman çok fazla negatif kaygı ve endişe üretiyor. Beyne bol oksijen verdiğin an beyin bir duruluyor.
Hayat güzel demeye başlıyor. İşte oksijenin burada göreceğiz biraz sonra Allah izin verirse. Deneyimleyeceğiz bunu hep birlikte. Beyne yeterli oksijen servis yaptığımızda pozitif düşünmeye geçebiliyoruz. Ve güzel bir bilgi vereyim. Nasıl ki negatif düşünceyi durup dururken pozitife döndüremiyorsak, eğer pozitif düşünce kalıplarını alıştırabilirsek kendimizi, bu bir günde olmaz ama belli bir çalışmayla olur, negatife geçmek de çok zor olacaktır. Bu bir artı. İkincisi, şimdi sevgili arkadaşlar, fiziksel dengeden bahsedeyim. Fiziksel denge dediğimiz zaman şimdi hep beraber bir çalışma yapacağız. Karşımdasınız. Lütfen şöyle yapar mısınız kendinizi? Böyle bir çökertin kendinizi. Böyle hüzünlü omuzlarınızı çökertin. Şöyle durun. Lütfen herkes deneyimlesin. Böyle çökün, çökmüş bir insan hali gibi. Ve burundan bir nefes alınız. Güçlü almaya, derin almaya çalışınız. Şimdi bir de düzeltin şöyle omuzlarınızı. Dik durunuz. Dik durunuz. Ve yine burundan derin bir nefes almaya çalışınız. Hangisinde daha çok nefes alabildik, daha rahat nefes alabildik? Dik durduğumuzda değil mi? Bakınız buradan anlayalım. Fiziksel duruşumuz nefesimizi etki eder, beynimize giden oksijeni etki eder, ruhumuza, duygularımıza hitap eder. Ve yine şöyle düşününüz. Birçok insan görürsünüz şöyle duruyordur. Omuzlarını bıraksana dersin. Ha, bırakır. Farkında olmadan tekrar gerilir. Tanıyor musunuz böyle insanlar? Belki bizim de olabilir. Geçmişte benim de böyleydi. Omuzlarım hep, çünkü kızgınlıklarımız varsa hep böyleyiz. Gardımızı almış geziyoruz. Niye? Çünkü beynimde bu kaslarla alakalı bir durum değil. Beynimdeki duygular çekiyor. Kızgınlıklarım, kaygılarım böyle olmama sebep oluyor. Şimdi böyle dururken yapalım mı şimdi? Omuzlarımızı çekelim yukarıya lütfen şöyle. Ve burundan derin bir nefes alalım. Omuzlarımızı çekili şekilde verelim. Şimdi omuzlarımızı bırakalım, rahat bırakalım ve tekrar derin bir nefes alalım. Daha rahat alıyoruz değil mi? Omuzlarımızı bırakmadığımız zaman karın bölgesi şişiyor. Bakın hayatımıza ne kadar etkili ediyor. Peki nefesten niye hep örnek veriyoruz? Arkadaşlar doğduğun an bir nefes aldın. Ciğerlerin yandı, başladın ağlamaya. Nefes alarak başladın hayata. Sonra nefesi vereceksin, bitecek. İki nefes arasında yaşıyoruz. Biz bakınız son nefes diye ölümü adlandırıyoruz. Ölüme diyoruz ki son nefes. Demek ki nefes hayattır. Nasıl nefes aldığımız hayatımızı belirler. Birçok örneğini verebilirim bununla alakalı. Mesela bazı insanlar tanırsınız. Sadece göğüs nefesi alır şöyle. Böyle yapıyordur nefes alırken. Kötü bir örnek oldu ama göstereyim. Daha sığ nefes alıyordur. Böyle insanlara bakınız çabuk öfkelenirler. Öfkelerini kontrol edemezler. Sabırsızdırlar. Bir de bazı insanlar görürsünüz böyle sakin nefes alıyordur. Bakın şu an alıyorum. Diyaframın abdominal kasları kullanarak derin bir nefes aldığımda şu an nefes alıyorum. Vücudumda bir kasılma yok gördüğünüz gibi. Ve veriyorum. Vücudumda bir kasılma yok. Sakinim. Ve böyle olduğunda da sabırlı, sakin, dingin, anlayışlı, geçinilebilen birisi oluyorsun. Ve hayattan da keyif almaya başlıyorsun. Yediklerinden bile daha çok lezzet alırsın. O yüzden nefes çok önemli. Tamam mı? Fiziksel duruşumuzu da düzeltmemiz lazım. Nasıl düzelteceğim? Böyle duruyorum ben. Duygular var arkadaşlar bu işin altında. Eğer sürekli kamburum çıkmış duruyorsam dünyanın yükü ağır geliyordur. Duygusal yük fiziksel yükten çok daha ağırdır. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Duygusal yük fiziksel yükten daha ağırdır. Bu duygusal yüklerden kurtulmak zorundayız iyi bir hayat yaşamak istiyorsak. Şimdi üçüncü dengeye geleyim sevgili arkadaşlar. Üçüncü denge. Duygusal denge. En çok sevdiğim neymişim. Hakikaten toplumda en çok bozulmuş dengelerden bir tanesi. Arkadaşlar beynimizi ikiye bölünüz. Beynimizin sağ lobu duygulardan sorumludur. Beynimizin sol lobu mantık. Yani duygular, mantık. Soyut kavramlar, somut kavramlar. Bu her ikisini birden kullanıyorsan, teknede olduğunu düşün, iki küreyi birden çekersen ileri gidebilirsin ya. Beynin her iki lobunda aktif kullanabilen bir insan üretkendir, hayat yolculuğunda ileriye doğru gider. Bir insan sürekli aynı hataları yapıyorsa hep aynı küreyi çekiyordur. Beynin bir lobuyla sürekli aktiftir. Şimdi örnekler vereyim daha anlaşılır olsun. Şimdi hep sağ lobu çalışan bir sağ lob duygu aşırı duygusaldır. Sol lob yeterince çalışmıyor, sağ aktifse aşırı duygusaldır. Şıp sevdi olur, durup dururken ağlar, hüzünlenir. O aşırı duygu değişimleriyle iyi bir ilişki sürdürmesi de neredeyse mümkün değil. Tersini düşünelim. Hep sol lobu çalıştırıyor kişi. Acayip mantık, her şey mantık. Ona dersin ki seni seviyorum, kesin bir çıkarı var der. Niye? Duygu onun için önem ifade etmiyor. Mantığa uyması lazım. Mantığı da öyle söylüyor çünkü. Bakın karı koca arasında bu çok meşhur bir espri oldu. Güzel anlatılıyor. Şimdi kadınlar genellikle arkadaşlar sağ beyin oluyor. Neden? Çünkü sol burundan aldığımız nefes sağ beynimizi aktive eder.
Sağ burundan aldığımız nefes sol beyni aktive eder. Bir erkekle sorun yaşıyorsanız sağ burnunuz tıkanır ve sol beyin aktif olmaz, sağ beyin aktif olur, aşırı duygusu olur. Bir kadınla sorun yaşıyorsa bir kişi, onun da sol burnu tıkanır. Travmatiktir burunların tıkanmaları da yani. Onun da sağ burnu yeterince aktif olmaz. Yani şöyle düşünün şimdi. Duygusal denge kaçmış bir kadın. Duygusal. Duymak istiyor sürekli. Beni seviyor musun? Duymak isteyecektir bunu. Niye? İhtiyaç isteyecektir. Beyin öyle çalışıyor. Ve çok haklı. Söyleyecek. Erkek ama sol beyin. Mantıklı. Onun vereceği cevap da çok basit. Sevmesek evlenmezdik. Şimdi cevap doğru ama yetersiz. Yani bu ilişkiyi kurtarmaya yetmez. Doğru mu? Duymak istediği başka çünkü. Ama o da mantıklı. İşte bakın bunun bir benzerini bütün hayatımız boyunca, bütün ilişkilerde yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. İlişkilerin tamamında bu durumu yaşarız. Duygusal dengenin sağlanabilmesi için de arkadaşlar burnumuzun çok aktif olması gerekiyor. Burnumuzu çok iyi kullanmamız lazım. Çünkü iki burun deliğimiz birden açık olacak. Burada bir bilgi daha paylaşayım sizlerle. Sevgili arkadaşlar, çoğu insanın belki bugüne kadar önemsemediği bir şey. Ama lütfen dikkatinizi çekiniz. Kalp damar cerrahi bölümlerinde kalp krizi geçirmiş hastaları gidip ziyaret ederseniz, fizik tedavi rehabilitasyon bölümlerinde felç geçirmiş hastaları gidip ziyaret ederseniz göreceksiniz ki büyük çoğunluğu ağız nefes alıyordur. Arkadaşlar ağız nefesi ölümcüldür. Burunlarımızın her ikisi de aktif olmak zorunda. Burunlardan bir tanesi tıkalı olunca da demin de gördüğümüz gibi duygusal denge bozuluyor hayatımızda. Ya çok aşırı mantıkçı oluyoruz ya aşırı duygusal oluyoruz. Bu da bizim dengemiz kaçtığı için algılarımızı değiştiriyor, ilişkilerimize zarar veriyor. Dolayısıyla burun aktif olmayı da biraz sonra inşallah anlatacağım. Şimdi gelelim dördüncü dengeye. Çok meşhur bir denge, dördüncü denge, ruhsal denge. Bugün bakınız dünyanın her yerinde ruh ve sinir hastalıkları hastanelerimiz var. Ve bu hastanelere yatırdığımız hasta diye tabir ettiğimiz kişileri ilaçla tedavi etmeye çalışıyoruz. Şimdi bir soru soracağım size. Ruhu gören, duyan, dokunabilen, hissedebilen var mı aramızda? Elinle tutamadığın, gözünle göremediğin, koklayamadığın bir şey ruh. İlaçla nasıl tedavi edebiliriz? Ben bunu böyle bir soru işareti olarak bırakayım buraya. Tamam mı? Hepimiz bu konuda düşünebiliriz Allah'ın izniyle. Şimdi ruhsal hastalıkların durumu çok başkadır arkadaşlar. Bakın burada biraz böyle parantezi açarak detaylı anlatmaya çalışayım. Siz çocukları izlemişsinizdir. Hepimiz görürüz. Çocukların mutlu olmak için bir şeye ihtiyacı yoktur, değil mi? Çocuklar hep mutludur. Özellikle ilkokul çağına kadar, hatta ilkokuldaki çocuklar dahil, belli bir yaşa kadar çocuklar hep mutludur. Oynarlar. Sadece mutluluğa ara verirler. Sonra kaldıkları yerden devam ederler. Canı yanar, ara verir. Kaldığı yerden devam eder. Mutlu olmak için bir şeye ihtiyaç duymazlar. Yetişkinlere bakın. Mutluluğun peşinden koşan insanlar topluluğu şu anda. Tüm dünyada böyle olmuş durumda maalesef. Şimdi bir anlamamız lazım. Mutluluk ne? Hani Cem Yılmaz diyor ya, mutluluk içimizde. Kapıda 400 dolar verdim, KDV'si de içinde. Ya hakikaten de öyle. Mutluluk içimizde mi? Evet arkadaşlar. Bizim gerçek mutluluk kaynağımız ruhumuzdur. Bizim gerçek mutluluk kaynağımız, huzur kaynağımız ruhumuzdur. Ruh cennetten gelir, cennete namzettir. Cennette olmayan duygular, korku, kaygı, endişe, yalnızlık, çaresizlik, üzüntü, öfke, kin, nefret, haset. Bunlar cennette yok. Dolayısıyla bunlar dünyada var olduğunda ruhun üzerinde baskı oluşturuyorlar ve ruhumuzdan o enerji alamadığımız için mutlu hissedemiyoruz kendimizi. Çocuklar da bu duyguları zamanla öğreniyorlar. Dolayısıyla çocuklar ruhuyla ilişkisi olduğu için ilahi koruma altındalar, hep mutlular. Fakat biz yetişkinken bu duyguları biriktirdiğimiz için öfke, korku, kaygı, yalnızlık, çaresizlik gibi negatif duyguları, cennette olmayan duygulara sahip çıktığımız için gerçek mutluluğu yakalayamıyoruz. Mutluluk oyunları oynuyoruz. Sosyal medyada görürsünüz. Ay çok mutluyum. Fotoğraf çekildikten sonra gerçekten mi? Çoğumuz görmüşsünüzdür bunu. O kadar çok örnek görüyoruz ki herkes mutluluğu oynuyor. Gerçek mutlu olmak değerli arkadaşlar. Hakikaten böyle tebessümü hep asıl olmasıdır yüzünde. Bir şeye ihtiyaç duymazsın çünkü mutlu olmak için. Bir şeye sahip olmana gerek yok mutlu olman için. Birinin yanında olmasına gerek yok. Onun varlığı bile mutlu eder seni. İyi ilişkiler kurabilirsin. İşte bu ruhsal denge kavramında arkadaşlar bozulduğunda ilk ortaya çıkan şey depresyon oluyor. Bakınız 1900'lü yılların başında dünyada toplumda depresyon oranı %2. Yani toplumun %2'si genelde depresyona giriyormuş. Bugün günümüz 2000'li yıllara geldik. 1900'lerin başında bahsediyorum. İki tane dünya savaşı geçirmiş dünya döneminden bahsediyorum. Hani hangimiz daha zor şartlarda yaşıyorduk diye düşünürsek. Ve bugün günümüze gelinmiş depresyon oranı toplumda %40'ın üzerine çıkmış.
Üstelik birçok psikolog ve psikiyatrimiz var. Bu arada psikolog ve psikiyatrları eleştirmiyorum ha. İşlerini yapıyorlar. Yanlış anlaşılmasın. Hakikaten çok iyiler. Değerli arkadaşlar, işte mevzu şizofren diye bir soru gördüm biraz önce. Arkadaşlar şizofren genetik kodları olan bir hastalıktır. Aile dizimiyle şifa olabilir. Onu da ileteyim. Çünkü geçmişten atalardan gelen bir enerjidir. Onu da ilaçla tedavi edemezsiniz. Sadece baskılarsınız. Sonra daha ciddi sorunlar da olabilir. Aile dizimi ya da RDT ile şifa olma ihtimali var. Şifa yaratan Allah'tır. Dua edelim. Rabbim herkese istediği şifayı versin. Şimdi değerli arkadaşlar, ruhtaki dedi ki ruhsal denge bozulduğunda en büyük sorun depresyondur diye. Bizi depresyona giren sebep ne? Şimdi soralım depresyona girmiş arkadaşlara, neden depresyona girdin? İşte yok, biri beni terk etti, iftiraya uğradım, işimde sorunlar yaşadım, işte iflas ediyorum, maddi sıkıntılarım var, birini kaybettim. Yani hep bir travmatik, bir trajedi vardır. Ama size bir soru sorayım. Acaba bizi depresyona sokan yaşadığımız travmalar mı? Trajedik olaylar mı? Aynı travmaya maruz 5 kişi oluyor. İkisi depresyona giriyor. İçi hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşıyor. Eğer gerçekten travmalar bizi hayata soksaydı, travmaya maruz kalan herkesin depresyona girmesi gerekmez miydi? Şimdi arkadaşlar sorular soruyorsunuz. Sizden bir şey rica edeceğim. Şöyle yapalım. Benim de dikkatim dağılmasın. Sorularınızın hepsine cevap vereceğim. Hatta toptan bir şeye cevap vereyim şimdi. O da şu. Arkadaşlar Allah-u Teala ölüm ve yaşlılık hariç bütün hastalıkların şifasını yaratmıştır. Her hastalığın şifasını olabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bugüne kadar bahsedeceğim bölümün sonunda inşallah. Bütün hastalıkla öyle tıpta kesinlikle şifası yok denilen vakalarda bile şifalar görmek nasip oldu. Allah'ın izniyle hepsini size anlatmaya çalışacağım. Endişe etmeyiniz. Anlamaya çalışınız. Bazen ne oluyor biliyor musunuz? Dinlerken kafamız bir soruya takılıyor. Asıl cevabı da dinleyemiyoruz. Sonra kalabalık içinde soru da gidiyor. Geriye yaslanıp dinlemeye çalışın, olur mu? Arkadaşlar yıllardır muhteşem sonuçlar aldığımız bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. İnşallah da umuma herkese faydası dokunur. Değerli arkadaşlar, şimdi bu ruhsal dengeden bahsediyorum ve depresyondan. Kaldığım yerden devam edeyim. Depresyonu, bizi depresyona sokan temel şey duygularımızdır. Yalnızlık ve çaresizlik duygusudur. Bir düşünün şimdi. Başımıza bir sıkıntı geldi, bir felaket geldi. Allah göstermesin ama sınav dünyası oluyor. Yurt dışında bir sevdiğimiz kardeşimiz bizi arıyor. Dostum iyi misin? Duydum ki başına bir şey gelmiş. Var mı senin için yapabileceğim bir şey diyor. Allah razı olsun diyorsun ya, araman yeter. Kendimi iyi hissediyorum ve o sorunun üstesinden gelebilecek gücü içimde bulabilirim. Ama başıma bir sıkıntı geldi. Küçük de bir sıkıntı. Lakin kimsem yok hissediyorum. Depresyona girelim çıkma. Bugün hava kapalı ya. Ben en iyisi depresyona gireyim deyip yorganın altına girebilirim mesela. Yapacak bir şey yok. Yani asıl mesele yalnızlık ve çaresizlik duygusudur. Şimdi bu yalnızlık ve çaresizlik duygusu neden oluşuyor? Bakınız arkadaşlar, bugün çok incelenmesi gereken, bakın hastalığınız her ne olursa olsun bu dediklerimle ilgilidir. Mutlaka biriyle ilgilidir. Hastalıklarla alakalı sorduğunuz için söyleyeyim. Panik atak mesela ölüm korkusudur. Yalnızlık da burada etkendir. Ve çok rahat çözülebilen bir durumdur panik atak. Nefes sorunu nefese düzelebilir. RDT ile kolaylıkla Allah'ın izniyle düzelir. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu yalnızlık duygusu neden oluyor? Bir bakar mısınız? Arkadaşımızın Instagram'da 1 milyon takipçisi var, yalnızlıktan ölüyor. Tanıyorsunuzdur böyle kişiler. Değil mi? Sosyal medyada binlerce arkadaşım var ama yalnızım yani. Başka bir mecra çünkü. Yüzlerce dairelik bloklarda oturuyoruz, sitelerde oturuyoruz. Ama kimse kimseyi tanımaz oluyor. Yalnızlıktan ölüyoruz. Bırak daha da ileriye götüreyim. Aynı evdesin. 5 kişi 6 kişi yaşıyorsun. Yalnızlıktan ölüyor insanlar. Ya da bırak. Aynı yatağa, aynı yastığa baş koyuyorsun. Ama ikisi de yalnız karı koca. Yalnızlık duygusu başka bir şey. Yanında fiziksel birilerinin olmasıyla alakalı değil ki. İletişim becerileri o kalbi bağların olmasıyla alakalı. Kalbi bağları kopartıyoruz günümüzde. Ve bakın bu dediğim şey çok önemli. Bu toplum için çok önemli. Çocuklarımızı yetiştirmek için çok önemli. O yüzden bizim bu konuları anlamamız gerekiyor. Şimdi gelelim dengelerden bahsettik. Zihinsel, fiziksel, duygusal, ruhsal. Bu dört dengeden bahsettik, anladık. Peki nasıl yakalayacağız bu dengeleri? Şimdi gelelim buraya. Burada bir usul gerekiyor. Arkadaşlar yıllarca ben bu konularda çok çalışmalar yapmaya çalıştım. Yaptım demiyorum bakın, yapmaya çalıştım. Kitaplar okurdum, böyle gaza geliyordum. Evet diyordum ya, bu benim hayatımı değiştirecek. Kitap bitiyor. Pazartesi işte 3-5 kişi birilerine bahsediyorum. Ertesi gün normal hayatıma devam ediyorum. Seminerlere gidiyordum, her şey muhteşem böyle. Aa gaza geliyorum böyle, acayip motive. Her şey tavan, hayaller muhteşem. Bir şey değişmiyordu. O kadar çok seminer, kitap,
Hatta bazen şöyle olmuştu. Çok şey bilen, hiçbir şey hayata uyarlayamayan, bildikleriyle birilerini anlatan, bu da kötü oluyor biliyorsunuz. Yani uygulamadığım bir şey anlattığında da ters tepiyor. İnsanlar da anlar bunu. Kimse aptal değil. Doğru mu? Sonuçta daha mutsuz, daha başarısız bir hal almıştı hayatım. Bir şeyi fark ettim. Hayatta başarılı olmak istiyorsak her şeyi usulüne göre yapacağız. Vuslata eremiyorsak, usulsüzlüktendir. Bir usul olmak zorunda. Biz de bu usulü elimizden geldiği kadar geliştirmeye çalıştık. Çok şükür buradaki en önemli olay birlikte hareket etmek. Bu sebepten dolayı arkadaşlar 21 gün boyunca sürecek online nefes ve meditasyon programları yapıyoruz. Birlikte Zoom üzerinden aynı şimdi olduğu gibi Zoom üzerinden canlı yayın yapıyoruz. Bu canlı yayınımızda arkadaşlar hep birlikte her gün nefes egzersizleri yapıyoruz. Birçok meditatif çalışma yapıyoruz. Sağlıklı yaşam öğeleri yapıyoruz. Şimdi değineceğim biraz daha onlara. Vücudu aktif etmek için çalışmalar yapıyoruz. Yani zihinsel, fiziksel, duygusal, ruhsal denge yakalamak adına her gün çalışıyoruz. Peki niye her gün çalışılmalı? Sevgili arkadaşlar, şimdi bir düşünün. Mesela nefesimizi düzeltmek istiyoruz. Nefes kasla yapılan bir olay. Vücudumuzdaki kaslar ciğerlerimizi açacak ki ciğerler havayla dolsun. Kasla yapılan bir faaliyet. Şimdi ben de eğer yeter nefes alamıyorsam benim solunum için kullandığım kaslarım zayıf olduğundan alamam. Şimdi spor yapmaktan örnek verelim. Spor salonuna gittiniz. Bütün cihazların, spor aletlerinin en iyi şekilde nasıl kullanılacağını size öğrettiler, anlattılar. Çok da iyi anladın. Sana faydası olur mu? İşte günümüzde aynen böyle yaşıyoruz biliyor musunuz? Bilgileri dolduruyoruz, dolduruyoruz bilgileri. Da yani faydası yok uygulamayınca. Çok bilgi de bazen hayata geçirmenin önünde bir engeldir. Çok bilgi değil. Adım 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 çalışmak. Ya da gittim spor salonuna, bütün aletleri maksimum çalışayım dedim. Ben bir günde bitireyim bu işi. Ancak kas ağrısından ölürüm, değil mi? Yani her gün düzenli çalışmam lazım. Bu dünyada ödüllendirilen tek şey sabırdır, bunu unutmayın. Sabır olmadan bir ödül geliyorsa fare kapanındaki peynirdir o. Sonunda sorunlar olacaktır. Elektrik bile mesela kısa yolu seçince kısa devre oluyor, yangın çıkıyor. Aydınlatması için devreyi tamamlaması lazım. Hayatta her şey böyledir. Mutlak sabırla, istikrarla çalışınca olur. O yüzden 21 gün boyunca her gün çalışıyoruz. Hatta onlar bizde artık alışkanlık haline geliyor. Yapmaya devam ediyoruz. Çok kolayca hayata geçirebiliyoruz. Peki yaptığımız uygulamalar neler? Şimdi burada bir örneği şuradan vermek istiyorum. Hayat yolculuğunda arabayla gidiyoruz, tamam mı? Otobanda gitmek gibidir. Aslında hayat güzeldir, kolaydır bakın yaşamak. Hakikaten çok kolaydır. Sadece otobanda kalırsak. Fakat denge kaçınca biz otobanın dışına çıkıyoruz. Dağda patika yollarda gidiyoruz. Canımız acıyor, diyoruz ki hayat zor. Güzel bir haber vereyim mi? Otobana dönmek mümkün. Otobana mutlaka dönebiliriz yani. Peki nasıl döneceğiz? Şimdi arabamızı düşünün arkadaşlar. Bir arabayla seyahat ediyoruz. Arabanın 4 tane tekeri var. 4 tekerde dengede eşit şişlikte ise o yolculuk güzel olur. Tekerlerden biri patlayınca yolda kalıyoruz. Veya bir tanesini fazla şişirirsek de denge bozulur. Doğru mu? İşte hayat yolculuğunda bizim arabamızın 4 tekeri var. Bir tanesi doğru nefes almak zorundayız. Aldığımız nefes beynimize yeterince gitmezse eğer, bir kere yeterse oksijenle beyin sağlıklı çalışamaz, kararlarımızı etkiler, hayatımızı etkiler. Vücudumuzdaki toksin temizliğinin %70'i solunum yoluyladır. Toksinler vücutta birikmeye başlarsa sağlığımız bozulur. Doğru nefes almak zorundayız. Diğeri doğru beslenmek zorundayız. Şimdi doğru beslenme dedim, bakın sağlıklı beslenme ben özellikle demiyorum. Niye? Bu sağlıklı, bu sağlıksız diye hayatımıza ekstra kaygı yüklemektense yani sürdürülebilir rahat bir şey olması lazım. Doğru beslenmek öyle çok detaya girmeye gerektirmiyor. Yani yaşanılmaz hale getiriyor bazı arkadaşlar da hayatın. Aman bu sağlıksızmış, aman bunu yemeyelim, bu zararlı. Sen şunu yeme, ben bunu yeme. Abi ne yaptın? Yani hayattan lezzet alamıyoruz bu sefer de. Ama doğru beslenmek ne? Kan şekerimizi doğru dengede tutmayı öğrenmemiz lazım. Çünkü kan şekeri düştü mü öfkeleniyoruz, kendimizi kontrol edemiyoruz. Enerjik olmamız lazım mesela doğru beslenerek. Enerjimizi dengede tutmayı öğrenmemiz lazım. Beslenmede öyle büyük hatalar yapıyoruz ki onları yapmasak yeter bakın. Tabi bunları tek tek alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Yine diğer bir teker arabamızın doğru su içmek zorundayız. Su içmeyi bugüne kadar konuşulmadı değil mi? Uzmanlar hep diyor ki bol bol su için. Doğru değil bu. Bol bol su için doğru değil. Yanlış zamanda bol içilen su ödeme neden oluyor mesela. Suyu da doğru zamanda doğru şekilde içmeyi öğrenmek ve bunu hayata geçirmek zorundayız. Benim birçok danışanım sadece su içmesini düzelttik, ağırlıklardan kurtuldu, ödemden, şişlikten kurtuldu, rahatladı. O yüzden rahatlıkla söylüyorum. Doğru su içmeyi öğrenmek zorundayız. Su içmemek de büyük sorun. Yanlış şekilde su içince de büyük sorun. Ve yine diğer bir denge. Doğru hareket etmek zorundayız. Kaslarımızı kullanmak, kemiklerimizi kullanmak zorundayız. Kasları ve kemikleri kullanamazsak sevgili arkadaşlar, kaslarımız, kemiklerimiz zayıflar. Zaten enerjimiz düşer, metabolizmamız yavaşlar. Bir ton sorun. Bir de nasıl ki arabanın bakıma ihtiyacı varsa vücudumuzun da bakıma ihtiyacı var. Beşinci öğe devreye giriyor.
düzenli, doğru bir uykuya ihtiyacımız var. Eğer iyi uyuyamıyorsak arkadaşlar, sağlıklı veya sürdürmemiz mümkün değil. İşte bütün bunların hepsini dengeye getirebilmek de bir usulü oluyor. Önce nefesi düzelteceğiz. Her gün nefes çalışacağız. Beslenme alışkanlıklarımızda böyle adım adım her gün bir düzelte düzelte geleceğiz. Su içmeyi öğreneceğiz. Bunun yanında birçok işte bize zarar veren, depresyona girmemize sebep olan, bizi hasta eden, yoldan çıkmamıza sebep olan travmalar, beyinde yaşadıklarımız, bilinçaltı değil bu. Bilinçaltı konusunu bile işliyoruz. Bilinçaltı o yanlış değerlendiriliyor günümüzde arkadaşlar. Otonom sistemle yazılı bütün negatif kodlardan kurtulmak için bir sürü meditatif çalışmalar yapacağız. Ve Allah'ın izniyle çok iyi sonuçlara ulaşacağız hep beraber. Bugüne kadar binlerce arkadaşımız katıldı bu çalışmalara. Elhamdülillah çok güzel sonuçlar elde ettik. Muhtemelen de zannediyorum birçoğunuz da işte daha önce katılmış arkadaşlarımızın referansıyla ya da size link iletmesiyle buraya geldiniz. İnşallah herkesin hakkında daha iyisi olur. Şimdi birkaç kelam nefesten bahsedeceğim. Sonra artık nefes çalışmaya başlayacağız, tamam mı? Nefes egzersizi yapacağız beraber bu akşam. Sonra da sorularınızı elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim, nefes nedir? Sevgili arkadaşlar, şimdi şurada diyafram diye bir kas var. İlk buradan bahsedelim. Bu diyafram dediğimiz kas ciğerlerimizin altında karın boşluğumuzun üzerinde durur ve şu şekilde aşağı doğru hareket ettiğinde ciğerlerimizin açılmasını sağlar. Ciğerlerimizin %100 kapasiteyle havayla dolabilmesi için bu çok önemlidir. Şimdi bunu anlamak için sizlerden bir şey rica edeceğim. Dik durup birinizi göğsünüze, birinizi karnınıza koyar mısınız şöyle? Dik durunuz lütfen. Bir eliniz göğsünüzde, bir eliniz karnınızda. Ve bu pozisyondayken nefes alır mısınız şimdi? Ben de göreyim bakalım nasıl nefes alıyorsun. Alın lütfen. Al. Ver şimdi nefesini. İyice ver. Tekrar al. Evet, hadi bir kez daha. Ver nefesini sonuna kadar. Bir elin göğsünde, bir elin karnındayken al. Tekrar ver. Evet, harikasınız. Arkadaşlar şimdi rahat bırakalım. Gördüğüm birçok kişi, şimdi doğru yapanlar var ama o kişileri tanıyorum. Daha önce nefes çalışmamıza girenler. Bir tane arkadaşımızı tanımıyorum, doğru yapıp. Büyük çoğunluk maalesef şöyle nefes alıyor, bakın. Önce göğsündeki el hareketleniyor. Şimdi önce göğsümüzdeki el hareketleniyorsa karın aşağı doğru çekmiyor demektir. Şöyle yapıyoruz demektir. Diyafram aşağı çalışmıyor demektir. Bakınız. Diyaframdan aşağısı şişerek bütün ciğerlerimizi doldurduğumuzda ciğerlerimizi %100 kapasiteyle doldurabiliriz. Eğer diyafram hiç çalışmıyor da ya şöyle nefes alıyorsak, göğüs nefesi alıyorsak, burası üst kısım %20 kapasiteyle nefes alıyoruz demektir. Aldığımız oksijenin dörtte biri beynimize gider. %100 kapasiteyle doldurabildiğimizde ciğerlerimizi dörtte biri, yani %25 beyin oksijen yiyecektir. Beyin aynen şu modda. Hallederiz ya, dertler bana bunlarla gel ya. Hayat çok güzel demeye başlar. Hakikaten algımız böyle olur. Beyin ihtiyacını almış, şekere ulaşmış, oksijen ulaşmış, her şey güzel. Lakin göğüs nefesi alıyoruz. %20'ye kadar düşmüş kapasite. Beyne giden oksijen miktarı da %25'ten %5'e kadar düşmüş. Beyin oksijene ulaşmaya çalışıyor. İşte bu da panik hata sebep olur. Korku, kaygı, yani beyin ihtiyacı olan oksijene ulaşamıyor. Ve o beyinle biz hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz. Karar vereceğiz. Vücudumuzdaki enzimler salgılanacak mesela. Beyinde korku hakim. Vücutta ekstra adrenalin salgılanıyor. Damarlar tıkanıyor. Biz farkında değiliz. Yani sürekli hormonlarımızda da sorunlar yaşıyoruz. Beynimiz sadece bizim karar organımız değil. Vücudumuzdaki bütün enzimlerin, hormonların nasıl salgılanacağını da karar veriyor. Doğru mu? Bunu cebe koyduk mu? Yani %100 kapasiteyle doğal nefes almaya geçmek zorundayız. Birincisi bu. Şimdi yapacağız bunun egzersizini inşallah. İkincisi, bakınız aldığınız nefes süresi en az 4 saniye sürmelidir. Alıyorsun. En az 4 saniye aldım nefesi. Şimdi nefesi tutuyorum, bakın vermedim ve oksijen bütün vücudumda dolaşıyor. Vücuttaki toksin temizliğinin %70'i solunum yoluyla olur. Şimdi sonra da hepsini dışarı atıyorum toksinlerini. Eğer ben 4 saniyeden kısa alıp veriyorsam, böyle kısa nefesler alıp veriyorsam, oksijen dolaşıma tam giremediği için hücrelerdeki toksinleri tam temizleyemem ve o toksinler vücutta bir yerlerde birikmeye başlar. Toksik maddeler nerede birikiyorsa, hangi organda ya da dokuda ve ne kadar uzun süre kalıyorsa o kadar büyük sağlık sorunlarıyla baş etmek zorunda kalabiliriz. Ve yine değerli arkadaşlar, oksijeni şöyle düşününüz. Evimizde mesela rutubet olan yerler vardır, değil mi? Hava girmeyen, güneş almayan yerlerde rutubet oluşur. O rutubeti kurutmak için havalandırmamız gerekir. İşte vücudumuza da oksijenin gitmediği yerlerde ödem ve iltihap oluşuyor. Vücudumuzda oksijenin daim olabilmesi için de nefesin doğru nefesi %100 kapasiteyle almamız, bunu doğru yeterli sürede almamız ve oksijenin
bütün kan da hemoglobinlere tam manasıyla yüklenmesi gerekiyor ki devir daim olsun. Bakın ne kadar önemli bir şey, doğru mu? İşte sevgili arkadaşlar, bu kadar hayati önemli bir şeyi doğru almayı öğrenmek de önemli. Ben nefes alıyorum yıllardır doğduğumdan beri. Hakikaten de doğru söylüyorsun. En doğru nefesi çocuklar alır. Baktığında bütüncül böyle. Evet, biraz hızlı alırlar. Çünkü çocuklarda doğası gereği şey hızlıdır. Nabızları hızlıdır. Büyüme çağındalar. Ama şekil olarak en doğru nefesi çocuklar alır. Lakin biz niye şimdi alamıyoruz? Çünkü yaşadığımız duygular var. Kasılmalarımız var. Korkularımız var. Endişelerimiz var. Yatarken yanlış yatmaya başladık. Çok yemek yedik. Diyaframa alan bırakmadık. Otururken oturma organına değil de belinin üzerine oturduğunda diyaframa hareket bırakmadın. Zayıflaya zayıflaya o kaslar kullanılmaz hale geldi. Sürdürdüğümüz yanlış yaşam alışkanlıkları sebebiyle nefesimizi bozduk. Ve onu şimdi düzeltmemiz gerekiyor. Son bir bilgi daha vereyim. Burayı dikkatle dinleyiniz değerli arkadaşlar. Nefes düzeltilirse birçok şeyin düzeltebileceğine inanıyorum. Doğru beslenme, doğru nefes, doğru su tüketimi ve doğru hareket, kasları, kemikleri kullandığımızda çok kaliteli bir hayat yaşarız. Bir de bunun yanında travmalar çözülürse beyinde bütün hastalıkların şifalanabileceğine inanıyorum. Hatta RDT ile nasip olduk diyorum ki genetik bile olsa hastalıkların temelde bir kodu vardır beyinde, o çözülürse şifalanabilir. Tabii ki doktorunuz ne diyorsa devam ederiz. Biz hastalıklara sebep olan travmaları çözmeye odaklanıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bir bilgi daha nefesle, ondan sonra inşallah gelelim. Bakınız, nefesler sayılı. Öyle biliyoruz ve öyle inanıyoruz değil mi? Nefesler sayılı. Allah'ın bahşettiği nefesimizi boşa harcamadan çalışmaya geçelim diyebilirsiniz. Çok konuşuyorsunuz ama bunu size aktarmam gerek. Sevgili arkadaşlar, nefeslerin sayılı esprisi hakikaten çok doğrudur. Çünkü bugün dünyada en uzun ömürlü canlılara baktığınızda ortak özelliklerinin nabızlarının düşük olduğunu görürsünüz. Nabzımız ne kadar düşük seyrediyorsa o kadar uzun ömürlü olacağız da anlamına geliyor. Ve nabzın düşük olan kişilere bakınız, nefes sayısıyla doğru orantılıdır. Sık nefes aldığınızda nabzınız yükselir. Sakin ve dingin nefes aldığınızda nabzınız daha düşük atar. Bu da sizin daha sağlıklı olduğunuzu gösterir. Bu da güzel. Peki biliyor musunuz, bugün insanların günde ortalama 20-25 bin defa nefes aldığını ve ideal nefes sayısının 6 ila 8 bin olduğunu. Hadi biraz olsun da biz verelim, 10 bin nefes almak. 10 bin nefes nerede? 20 bin nefes nerede? Ömrü boşa tüketiyoruz. Daha fazla nefes aldığımızda nabzımız daha yüksek. Motor devri daha yüksek. Motoru yakıyoruz aslına bakarsanız. O yüzden doğru nefes alabilmek için bu nasıl olacak? Bir nefeste tam doldurabilirsen ciğerleri, daha sakin nefes alıp verirsin. Aldığın nefes yeterli bir hareketle bütün bilgi, tabiri caizse ciğerleri tamamen doldurmaya yetmiyorsa daha sık nefes almaya başlayacaksın. Nabzın da daha hızlı olacak. O yüzden nefesi hayatımızda düzeltmek zorundayız değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, şimdi devam edelim Allah'ın izniyle nefes çalışmamıza. Hazır mısınız? Hep beraber güzel bir çalışalım ve hissedelim inşallah Allah'ın izniyle. Hazırsak şimdi herkese ayağa rica edeceğim. Çalışma yapacağız çünkü. Evet, buyurunuz. Bu arada herkese ayağa rica ediyorum. Şimdi niye ayağa rica ettiğimi de söyleyeyim. Çalışma yapacağız. İlk işimiz vücudumuzdaki bütün doku ve organları aktive etmek. Bakınız arkadaşlar, yine dediğim gibi biz sadece nefes koçluğu yapmıyoruz. Profesyonel nefes koçuyum ama şunu çok iyi biliyorum. Nefes, beslenme, aktiviteler dengelersek, su içmeyi dengelersek çok iyi sonuçlar alıyoruz. Biz bütün gün her zaman danışanlarımızla bunu öğreniyoruz. Vücuda aktif hareketler yapıyoruz. Şimdi onlarla başlayacağız Allah'ın izniyle. Bakınız sevgili arkadaşlar, ellerimizin şu kısımlarını görüyor musunuz birbirini? Şöyle baş parmağımız alttaki etli kısımlar. Buraları koyduk birbirine ve şöyle birbirine vuralım bunları. Tamam. Bunları birbirine güzelce vuralım. Sevgili arkadaşlar, burası göz meridyenimizi ihtiva eder ve solunum sistemimizi canlandırır. Vücudumuzda birçok doku organlarımızı temsil eden iz düşüm noktaları vardır. Meridyen noktaları vardır. Buralarla vücudumuzu aktif etmeye başlayacağız öncelikle. Şimdi biz bu hareketleri yapmadan başlamamayı tercih ediyoruz. Neden? Çünkü şimdi elimizin alt kısımlarını vuralım. Vücudumuzu aktive ettiğimiz zaman, kan dolaşımı hızlandığı zaman oksijeni de doku organlara daha iyi ulaştıracağız ve çok daha yüksek verimlilikle sonuç alacağız, tamam mı? Şu an vurduğumuz yer arkadaşlar, karate noktası dediğimiz yer. Burası lenf sistemini canlandırır. Vücuttaki negatif enerjiler atmak için çok değerli bir bölgedir. Vuralım birbirine şöyle. Güzelce güçlü vuruyoruz, tamam mı? Şimdi de bakın, bileklerimizi şöyle birleştirelim. Ve şu şekilde el bileklerimizi birbirine vuruyoruz. Burası kalp meridyenidir. Dolaşım sistemimizi canlı eder. El bileklerimizi güzelce birbirine vuralım değerli arkadaşlar. Ve vurmaya devam ediyoruz inşallah. Evet, harikasınız.
Şimdi elimizin şu kısmını açtık. Şurayı görüyorsunuz ya şöyle. Diğer elimin de yumuş. Bakın baş parmağımı geri tutmuyorum. Yumuşak bırakıyorum. Diğer elimin iç kısmını şöyle vuracağım. Sol elimi sabit tutuyorum. Sağ elimle işaret parmağımla baş parmağımın arasındaki etli bölgeye güzelce vuruyorum. Burada bütün organlarımızın iz düşüm noktaları vardır. Ve bu bölgeye kuvvetli vuruyoruz. Bir sarsılma olsun, bir titreşim yayılsın ta diplerine kadar. Ve bütün organlarımıza bir uyarı, canlanma sağlamış olalım. İyice vuralım. Şimdi diğer elimi koyuyorum. Sağ elimi tuttum. Sol elimle içine vuruyorum. Ama güçlü vuruyoruz arkadaşlar. Burada böyle hakikaten bir sert, bir orada sarsılma, bir titreşim hissedilmesi gerekiyor. İyice vuralım birbirine. Gece gece egzersiz yaptırıyorum size. Ama bu egzersiz güzel olacak Allah'ın izniyle. Şimdi de parmaklarımızın aralarını şöyle birbirine geçirelim değerli arkadaşlar. Parmaklarımızın aralarını birbirine alalım. Şimdi burası boşaltım sistemini ifade ediyor değerli arkadaşlar. Buraya vururken mesela çok canımız acıyorsa üreme organlarında ya da boşaltım sisteminde sorunlar olduğu anlamına gelir. Ama buraya vurmaksa o bölgelerin kanlanmasını sağladığı için şifalanmasına katkı sağlayacaktır Allah'ın izniyle. Bir organın iyi çalışmasını istiyorsanız o organın kanlanmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi avucumuzu açtık şöyle. Sağ yumruğumuzu sıktık. Avucumuzu aşağı doğru sağ yumruğumuzu sıktık ve içine vuruyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet aynen böyle. Sol avucumun içerisine sağ yumruğumu sıktım ve vuruyorum. Ellerimiz ve ayaklarımızda da bütün organların öz düşümleri vardır. Yumruğunu sık iyice otursun. Acının üzerine gidiyoruz. Acıması sorun değil, tamam mı? Acıyorsa bilin ki noktayla bağlantılı organda bazı tıkanıklıklar var demek. Şimdi sağ ucumu açtım. Sol yumruğumu vuruyorum. İyice böyle güzelce vuralım. Tıkır. Evet, harikasınız değerli arkadaşlar. Sağ ucumuzun içerisinde güzelce iyice vuralım. Acı olsa da acının üzerine gidiyoruz. Tamam mı? Harika. Şimdi elimi koydum şöyle tersini. Elimin tersini. Diğer elimin tersini de üzerinden koydum. Ve ellerimin terslerini birbirine vuruyorum. Şimdi burası omurgayı temsil ediyor. Mesela burada çok acı varsa omurgada sorunlar yaşıyoruz demektir. Ama vurmaya devam edelim ki omurgamız kanlansın. Bu da çok iyi gelecektir. Tabi düzenli yapıldığında bunların çok faydası olduğunu göreceksiniz Allah'ın izniyle. 21 gün boyunca her gün inşallah bu çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi de tersini yapalım. Sağ elimi alta koydum. Sol elimle üzerinden vuruyorum. Ellerin vuruş şekilleri değişir arkadaşlar. Yani nasıl olsa birbirine vuruyor demiyoruz. Vuran eldeki baskı farklıdır. Alttaki eldeki baskı farklıdır. Güzelce vuralım. Ve şimdi ellerimizde enerji birikti. Bakın şöyle alıp elimizdeki enerjiyi atalım. Bunun çok rahatlattığını göreceksiniz şimdi. Bir de şöyle yap. Sıyır böyle elinde birikmiş enerjiyi at. Bravo. Sıyır at. Bak ne güzel oldu değil mi? Elhamdülillah. Elimizde rahatladı. Şimdi kolumuzu şöyle uzatıyoruz. Elimle koluma vuruşlar yapacağım şöyle. Vuralım yukarıya doğru. Kolumuzdaki bütün kılcal damarları uyaralım. Omzumuza kadar iyice vuralım. Şimdi kolumu çevir bir de iç kısmı. Tamam mı? Arkalarını böyle. Kolumuzun iç kısmını iyice vuralım. Omzumuza kadar arkadaşlar. Şimdi diğer koluma yapıyorum aynısını. Vuruyorum. Bu işaret ediyorum. Bütün kolum canlansın diye. Çevir ve iç kısmına da. Vurmadığın yer kalmasın ve omzuna da mutlaka vur. Evet. Şimdi rahatlıyoruz. Burada duruş önemli. Lütfen şu an ayaklar omuz genişliğinde açık, dimdik duruyoruz. Ve elimizi tam böğrümüze, göğsümüzün üstüne koyuyoruz. Burada timus bezi var. Bağışıklık sisteminin lokomotifidir. Buraya tok vuruşlar yapacağız dik durarak. At yakar gibi. İç sıkıntıyı alır arkadaşlar. Timus bezini uyarır. Çok etkili bir çalışmadır. Dimdik durmak önemli ama. Evet, elhamdülillah. Güzel oldu. Şimdi yukarı hareketlerle şöyle yüzümüzü masaj yapalım. Yukarı hareketlerle böyle. Şimdi birçok hareket var arkadaşlar. Bir sürü hareket. Bugün tabii çok sizi yormayacağız ilk günden. Çok zorlamadan yeni başlıyoruz. Doğru mu? Yüzümüzü de biraz canlandırdık. Şimdi başımıza friksiyon yapalım. Başına dokun her yere, tamam mı? Dokunmadığın yer kalmasın. Saçı başı dağıtacağız. Yapacak bir şey yok. Evdesiniz değil mi bu saatte? Dışarıdan katılan yoktur zaten. Düzeltelim. Her yere yaptık. Şimdi de bakın kulak memesini tutuyoruz. Görüyor musunuz? Kulak memesini. Hani okulda öğretmenlerimiz çekerdi ya aynen öyle. İşaret parmağınla baş parmağın arasını al. Burası çok önemli ama kulak memesini iyice ez. Ez iyice. Ama acıyor arkadaşlar. Kulak memesi ne kadar çok acıyorsa vücut o kadar çok toksik dolu demektir. Ve şu an o toksikleri kabartıyorsun. Gayret et. Biraz sonra da o toksinleri nefesle attık mı çok rahatlayacaksın. Ama ne olur üzerine git. Ez iyice. Ez 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 kulak memesini. Vücut ısısı artsın biraz. Şimdi kulağın her yerini sık bırak. Dokun her yerine. İçine dışına her yerine dokun. Bütün kıvrımlarına iyice. Şimdi şu işaret parmaklarına kulağın arkasında bir kemik var bak. O kemiğe bastır.
Buraya bastırdığında hiçbir şey hissetmemelisin. Eğer kulağın arkasında kemiğe bastırırken acı, sızı, ağrı bir şey hissediyorsan bunun iki ihtimali var. Ya vertigo vardır ya da orta kulakta iltihabik bir durum. Buna RDT öneririm. Çok faydasını görürsünüz Allah'ın izniyle. Şimdi sevgili arkadaşlar, diyaframa geldik. Ve bu arada da bir tanıyalım diyaframı. Bakın iman tahtası diye bir kemiğimiz var. Şu tam şu göğüs kafesimiz ortasında. O kemiğin en altından, karın boşluğundan parmaklarımızı böyle karnımızın içine doğru sokmaya çalışıyoruz. Bastır böyle parmaklarını. Şimdi burada diyafram kasını uyarıyorsun. Acı varsa diyafram kası zayıf demek. Korkmayınız, hiçbir şey olmaz. Yani diyafram kasını uyaralım. Bastır sonra. Bastırıp şimdi kaburgamızın altına sürerek ellerimizi böyle çekiyoruz. Bastırıyoruz ve kaburgamızın altına sürterek yanlara çekiyoruz. Hep beraber devam edelim. Bastır, çek. Bastır, çek. Güzel. Bu diyaframımızın iç organlara bu şekilde çalışarak masaj yapar arkadaşlar. Biraz yapalım. Biraz hareketlensin. İç organlarımıza biraz daha fazla kan gitsin. Şimdi de sol kaburganın altına. Burada yön çok önemli. Lütfen dikkat edeceğiniz. Sol kaburganın altına elimizi koyduk. İki elimle beraber sol kaburganın altına bastırıyorum. Sol kaburganın altı. Doğru olması önemli. Bastırırken elimi aşağı doğru itiyorum. Aşağıya. Şimdi sağa doğru çekiyorum. Şimdi yukarıya, sola. Dörtgen yapıyoruz. Bağırsaklarımızı biraz aktive edeceğiz. Aynen böyle. Aşağıya, sağa, yukarı, sola. Aşağıya, sağa, yukarı, sola. Bağırsaklarımız daire şeklinde değildir. Dörtgendir ve yönü de önemli. Sol kaburganın altından başlıyoruz. Aşağıya, sağa, yukarı, sola. Dörtgen şeklinde bağırsaklarımıza masajımızı yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bağırsaklarımız da biraz kendine geldi. Sindirim sorunu yaşayanlar bunu gün boyu yapabilirler. Sabah akşam daha bol miktarda yapabilirler. Şimdi dört parmağımızı şöyle böbreklerimiz olduğu yere koyuyoruz şuraya. Ve buraya ovalıyoruz böyle. Burada bir ısı oluşsun. Böbreklerimizin olduğu bölgede bir ısı oluşsun arkadaşlar. Hadi hep beraber güzelce ovalayalım. Böbreklerimize de kan dolaşımızdansın ki oradaki çalışma rahatlasın. Açılımlar olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar, kollarımıza vurduğumuz gibi ayaklarımıza vuracağız. Önce kalçadan başlıyorsun ve sonra bacaklarının her yerine güzelce vuruyorsun. Bacaklarının her yerine, iki bacağına birden vur. Vurmadığın yer kalmasın. Şapla at kendine. Yani kendimizi dövüyoruz bak. Yani başkası vursa ortalığı yıkarız değil mi? Kendi kendimizi vurduk mu? Yeterli. Şimdi arkadaşlar, vücudu açmak için birkaç hareket yaptıracağım. Bu da çok önemlidir. Sonra solunum çalışması yapacağız. Oksijeni kullanmayı öğreneceğiz inşallah. Şimdi bulunduğumuz yerde ayaklarımız omuz genişliğinde dik bir şekilde açıyoruz. Kollarımızı kaldırıyoruz şöyle. Burundan nefes alıyoruz şu an. Tam kaldırıyoruz. Burundan nefes al. Turp nefesi, topuklarını kaldırmadan parmaklarını tavana değdirmeye çalış. Parmak uçlarını tavana değdirmeye çalışıyorsun. Şimdi ver nefesini ve rahatla. Bileklerden kalkmıyoruz. Topukları yerden kaldırmıyoruz bu harekette. İndirin şimdi arkadaşlar. Kimler belinde incelme hissetti? Bu harekette doğru yaptığımız anlamına gelir. Çünkü bir şeyin iki ucunu çekersen ortası incelir. Beli inceltmek için de harika bir hareket, tamam mı? Şimdi bakın bir daha yapacağız. Zannediyorum birçok arkadaşımız daha hevesli yapacağız değil mi? Belimizi inceltmek isteriz. Hadi bakalım, kaldırdık kollarımızı tekrar. Burundan nefes alıyoruz. Tut nefesi ve uzay iyice tabana değmeye çalış. Evet, ver nefesini, rahatla. Bunu bir kere daha yapalım. Çok güzel bir harekettir. Bu üst kaslar, gövdemizin üst kısmında, kaburgalarımız arasındaki solunum için kullandığımız interkostal kasları güçlendirmek için çok değerli. Buraları açmak için çok değerli. Hadi bir kez daha yapalım. Kaldırdık kollarımızı. Burundan nefes alıyoruz. Tut nefesi ve uza. Topukları kaldırmadan tavana değmeye çalış. Evet, ver nefesini, rahatla. Arkadaşlar şimdi oturalım. Daha çok hareket var da şimdi gece gece ilk kez yapan arkadaşlarımızı çok yormayalım. Şimdi şöyle bir çalışma yapacağız beraber. Solunum çalışması. Sizden bir şey rica edeceğim. Elinize, yakınıza, müsait bir yerlerinizden böyle bir kutu almanızı istiyorum. Bu bir kavanoz olabilir. Bir şişe olabilir. Bir suluk olabilir. Kağıt rulo, havlu olabilir. Bununla çalışırsak çok daha kolayca sizi doğru nefese ulaştırabiliriz inşallah. Evet. Şimdi kutuyu alabildik inşallah. Tam göbek deliğimize koyacağız şöyle. Göbek deliğimizin üzerine koyacağız. Ellerimi de görüyor musunuz? Üzerinden şöyle bağladım. Ama dirseklerim vücuda yapışık olacak şöyle.
Evet, bu şekilde rahatça bırakacağız kendimizi. Değerli arkadaşlar, şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Ne olur doğru pozisyon alın ve sadece dediklerime odaklanın. Çok kolayca sizi doğru nefese taşımak istiyorum. Hakikaten herkese çok ciddi katkısı olsun istiyorum tüm kalbimle. Sizden ricam, ne olur dediklerime odaklanmaya çalışın, olur mu? Nefes almaya çalışmak doğru nefes almayı kurtarmıyor. İlk işimiz gevşememiz lazım. Gevşemek için biraz olumlamalar yapacağız. Herkes pozisyonunu aldı böyle. Kolların bitişik ve bıraktın kendini. Şu an kendini tamamen rahat bırak lütfen. Hiçbir şeyle ilgilenmemeye çalış ve kapat gözlerini. Şimdi lütfen gözlerini kapat. Kendini tamamen rahat bırak. Nefes almayı dahi düşünme. Vücudun nefes alıp versin. Bak, karnındaki o kutuya odaklan. Sen nefes almayı düşünmüyorsun. Nefes alırken karnın yavaşça şişiyor. Vücudun kendi alıyor ve verirken yavaşça iniyor. Ama ne olur nefes almayla sen ilgilenme. Sadece izle ve rahat bırak kendini. Ve şimdi benim söyleyeceğim cümleleri içinden tekrar et lütfen. Dudaklarını bile kımıldatma, kaslarını kullanma, içinden tekrar et. İnanmasan dahi. Her şey yolunda. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey yolunda. Her şey olması gerektiği gibi. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Her şey yolunda. Her şey olması gerektiği gibi. Geçmişi özgürce serbest bıraktım. Geleceği ümitle karşılıyorum. Geleceği ümitle karşılıyorum. Her şey yolunda. Her şey olması gerektiği gibi. Güvendeyim. Huzurluyum. Mutluyum. Şimdi sadece nefesi vermeye odaklan lütfen. Kutu karnında nefesini ver. Dışarı atıyorsun. Ver, ver, ver nefesini. Karnın içine girsin ve şimdi elindeki kutuyla karnına iyice bastır. Karnını kaburgana yapıştır. Basılı tut ve burundan karnın şişecek şekilde al. Bastırmayı bırak şimdi. Ver nefesini. Şimdi bastır karnına. Al. Karnın şişecek şekilde alıyorsun. Bastırmayı bırak. Nefesini ver. Nefesi verirken karnın içine doğru girmeli. İyice ver, 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 ver. Karnın içine girse de girmese de şimdi. Bastır karnını ve kaburgana yapıştır. Basılı tutarak karnın şişecek şekilde al. Bastırmayı bırak. Nefesini ver sonuna kadar. Hülya Özkul, omuzlarınızı çekmemeye çalışırsanız daha güzel olur. Omuzlar şöyle çekildiğinde yanlış nefes alıyoruz demektir. Vermeye çalışın iyice nefesi. Şimdi tekrar bastır karnına. Al. Bastırmayı bırak. Sonuna kadar ver nefesini. Nefesi verirken karnınız içine girmeli. Eğer girmiyorsa düzeltmek için şimdi tamamen ver nefesini. Bastır iyice karnına. Basılı tutarken al. Bastırmayı bırak ve sonuna kadar ver. Tamamen ver. Hadi bir kez daha yapalım şimdi. Bastır karnına, al. Bastırmayı bırak ve sonuna kadar ver nefesini. Şimdi pozisyonunu bozma. Kutu karnında rahat bırak kendini. Nefes alıp vermeyi bırak. Rahat bırak. Vücudunu alıp versin. Gözlerini açabilirsin. Şu an
Arkadaşlar aramızda başı dönenler olmuş olabilir. Ne güzel, başın var dönüyor. Başın olmasa dönmezdi. Arkadaşlar bu güzel bir şey. Şöyle oluyor. Karın kaslarımıza baskı uyguladığımız için karın kaslarımız solunum için daha güçlü kasılırlar. Ve her zamankinden daha çok açılınca ciğerlerimiz her zamankinden daha fazla oksijen alırız. Beynimize de daha fazla oksijen gittiğinde oksijen biraz kafa yapar. Ama bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Demek ki normal zamanda beynimize yeterli oksijen gönderemiyoruz. İnşallah açılacak. Şu an deneyimliyoruz bunu. Takılmayın. Her ne olursa olsun, tamam mı? Başımızda dönse, midemizde bulansa, her şey normal. Lütfen takılmayın. Hiçbir şeye devam ediyorsun. Ve yine şimdi size söylemem gereken bir mevzu. Esnemeler olabilir nefes çalışmasında. Üzerimizdeki nazar gibi enerjiler varsa oksijen bunları temizlemeye çalışır. Esneme gelince dert etmeyin. Bu da normal, tamam mı? Hiçbir şeyi tutmuyoruz. Şimdi ikinci bir çalışma yapacağız. Küçük alacağız, küçük tutacağız, tamam mı? Birazcık nefes tutacağız. Nefesi vereceğiz. Verdikten sonra da biraz almadan bekleyeceğiz, tutacağız. Bu da çok önemli bir egzersizdir arkadaşlar. Bir tık daha geliştirecek. Şimdi kutu karnımızda. Hadi yapalım. Önce veriyoruz nefesimizi sonuna kadar. Tamamen ver. Bastır şimdi karnına. Karna basılı tutarken al. Tut. Şimdi sonuna kadar ver nefesini. Hiç hava kalmasın. İyice ver, tut. Nurten Hanım, Nurten Konak'ta siz de omuzlarınızı yukarıya çekmemeye çalışırsanız daha güzel olacak. Nefes almadan duruyoruz şimdi. Sabret, sabret, sabret. Şimdi bastır karnına. Al. Tut. Ver nefesini sonuna kadar. Hiç hava kalmasın. Hepsini ver. Tut. Almadan bekle. Bastır karnına. Al. Tut. Uzunca ver. Nefesini tamamen ver. Tut şimdi, almadan bekle. Bastır karnına, al. Uzunca ver. Bastır, al. Uzunca ver. Şimdi rahat bırak kendini. Arkadaşlar, başı dönenlerin sayısı 60 olabilir. Dediğim gibi normal. Bir diğeri, alamıyorum. Ben tutamıyorum. Ben veremiyorum. Bunlar normal. Zaten dört dörtlük nefes alıyor olsaydınız burada işiniz olmazdı muhtemelen. Ne olur endişe etmeyin. Hepsi normal, tamam mı? Ben dahi nefese başladığımda, bakın bugün nefes koşulu yapıyoruz. Milli sporcuyken nefes çalışmalarına başladığımda nefesi doğru düzgün alamıyordum. Çünkü yanlış kaslar, yıllardır kullanmadığımız yanlış duygusal alışkanlıklarımız önüne engel. Endişe etmeyin. Allah'ın izniyle doğru usulle her şey düzelir. Zaten düzeltmek için buradayız. Alamasan da almaya çalış. Tutamasan da tutmaya çalış. Ama yeter ki bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi üçüncü bir egzersiz yapacağız. Kutu karnınızda kalsın. Şu an çok özel bir egzersiz yapacağız arkadaşlar. Tam bir detoks, tamam mı? Detoks yani vücudumuzu toksinlerden arındıracak özel bir çalışma. Çok rahatlarsınız. Bu çalışmayı doğru yaptığınızda ağrılarınız varsa geçtiğini, azaldığını hatta geçtiğini göreceksiniz Allah'ın izniyle. Çok ferahladığınızı, içinizin açıldığını göreceksiniz. Hatta görüşünüz aydınlanır. Doğru yaparsak. Doğru yapmak ne? Biraz nefes tutacağız. Ama en önemli, çok zorlamayacağım. 20 saniye sadece. Ama nefesi tuttuktan sonra en önemli kriter nefesi sonuna kadar vermek. Yani tamamen vermeden almaya başlamamak. Çünkü nefesi tutarak toksinleri yakacağız. Hepsini dışarı atıp temiz hava alalım. Ve temizlik böyle olsun. Evet, şimdi hazırız. Güzel bir çalışma. Gözlerinizi kapalı yapabilirsiniz. Ve lütfen tutmaya özen göstereceğiz. Hazırız. Hep birlikte yapacağız. Dik duralım. Önce veriyoruz nefesimizi. Nefesini tamamen ver. Bastır karnına. Al. Tut.
Uzunca ver nefesini. Verirken karnın içine girsin. İyice ver ver ver. Hiç hava kalmasın. Bak burası önemli. Bastır şimdi tekrar. Al. Tut. Uzunca ver. Bütün havayı verdiğinden emin ol. Tamamen ver. Hiç hava kalmadı. Bastır şimdi. Tekrar al. Tut. Uzunca ver. Tamamen ver. Bir kez daha tutup sonra rahatlama yapacağız. Gayret edelim lütfen. Hadi. Şimdi rahatlıca nasıl? Ver nefesini. Bastır. Al. Tut. Uzunca ver. Bozma lütfen. Devam edeceğiz. Sadece rahatlayacağız şimdi. Tamam mı? Bozma lütfen. Rahatlamayı nefesle yapıyoruz. Bastır karnına. Al. Uzunca ver nefesi. Uzun vermek çok rahatlatır. Uzunca ver nefesini. Hadi bir kez daha. Bastır. Al. Uzunca ver nefesini. Yapmaya gayret edelim. Çok değerli. İyice ver. Bu çok rahatlatır. Bastır tekrar. Al. Uzunca ver nefesini. Bir kez daha bastır. Al. Uzunca ver. İyice ver. Arkadaşlar 3 kez daha nefes tutacağız ve şimdi asıl şifa olacak, temizlik olacak. Gayret edelim, tamam mı? 3 kez daha. Tam tutup sonuna kadar vermeye özen göster. Nefesini ver iyice. Bastır karnına. Al. Tut. Uzunca ver. Uzun vermek çok önemli. Ha gayret lütfen. Tamamen boşalttın. Bastır şimdi. Al. Tut. Uzunca ver. Uzunca tamamen ver, 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 ver. Hadi son kez bastır, al. Tut.
Uzunca ver. Bir iki rahatlama yapalım. Bırakma hemen. Daha iyi olur. Bu önemli. Ver. Bastır karnına. Al. Uzunca ver. Bastır. Al. Uzunca ver. Evet, şifalar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 2-3 dakika dikkatinizi vermenizi istiyorum. Hazır beyin oksijen gitmişken daha iyi anlarız birbirimizi. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar yapamamak hiç normal, tamam mı? Ne olur endişe etmeyin. Hani nefes alamadım, tutamadım. Tamam, çok da az da olsa bu dediğim gibi normal. Zaten çalışmayla geçecek. Baş dönmesi çok normal arkadaşlar. Geçecek ama ferahlarız, içimiz ferahlar. Oksijeni birazcık kullanmak rahatlatır bizi, zihnimiz dinginleşir ve Allah'ın izniyle bu gece daha rahat uyuyacaksınız. Vücutta bir toksin temizliği oldu çünkü. Allah'ın izniyle şifa isteyen herkese, şifa bekleyen herkese Rabbim şifasını versin. Şimdi peki ne yapacağız? Bundan sonra nasıl yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar bu nefesin en temel, minimum en temel egzersiz bölümüdür. Doğru nefesi sağlayabilmek adına. Ama bununla tek başına yeterli olmaz. Demen dediğim gibi bütün dengeleri sağlamamız lazım. Biz bu sebeple hele hele önümüzde öyle büyük bir fırsat var ki Ramazan gibi. Niye? Arkadaşlar Ramazan şifadır. Vücut sindirimle uğraşmazken bir de nefesle vücudu temizledin mi böyle nur üstüne nur, ala üstüne ala olur. O kadar güzel bir zaman ki hakikaten şifalanmak için çok değerli. Bu sebeple Allah'ın izniyle 6 Nisan, yani Ramazan'a girmiş olacağız. 6 Nisan Çarşamba günü başlayacak 21 günlük online yapacağımız Zoom üzerinden online nefes ve meditasyon programımız başlayacak. Ne olacak burada? Sabah saat 11.30'da başlayacağız. 11.30'da canlı olarak yapacağız ve o canlı dersin videosunu kaydedeceğiz. Canlı katılamayan arkadaşlarımız da müsait olduklarında izleyebilmeleri için o dersin videosunu hemen Telegram grubuna atacağız. Kaydolan bütün arkadaşlarımıza bir Telegram grubuna ekliyoruz. Videoları Telegram grubuna yüklüyoruz. İsteyen defalarca da yapabiliyor videoları. O videolar da sizde kalıyor. Telegram grubunda hemen kapatmıyoruz. 5-6 ay açık kalıyor. Şimdi bu 21 günlük çalışma neleri kapsıyor? Doğru nefes egzersizleri için birçok çalışma yapacağız. Diyaframı güçlendirmek, üst kasları güçlendirmek, nefesle arınma yapmak, vücudu temizlemek, geçişli nefeslerle nefesteki blokajları çözmek, birçok nefes egzersizi yapacağız. Birçok meditatif çalışma yapacağız. Zihinsel arınma ile alakalı travma bulup şifalandırma meditasyonu ki bunun acayip güçlü bir meditasyondur. Birçok şifaya bugüne kadar nail oldu. Hastalığa sebep olan travmaları hatırlamasan da bulmana vesile olabilecek özel bir meditasyon. Aile bağlarını güçlendirmek için ki depresyondaki en büyük engeldir meditasyonlarımız, yine farkındalığı güçlendirmek, aurayı güçlendirmek için özel meditatif çalışmalarımız olacak. Her gün vücudu aktive etmek için, uykuyu düzenlemek için çalışmalarımız var. Doğru su içmek, kan şekerini dengelemek nasıl olur, bağırsaklar nasıl düzene getirilir, sağlıklı hale getirilir. Yani bir sürü çalışma, dolu dolu 21 gün. Daha önce katılan arkadaşlarımıza sorabilirsiniz. Allah'ın izniyle ve bu 21 günlük çalışmanın bir kayıtla giriyoruz arkadaşlar. Güzel haber de şu, bu 21 günlük programın tamamı bir kayıt ve sadece 250 TL. Bunun için de sizi davet eden, bu linki ulaştıran asistan arkadaşlarımız var. Hangi asistanımızla iletişime geçmişseniz, sizi linki hangi asistanımla iletişmişse, şimdi bir kişinin yetişmesi mümkün değil. 4 tane asistanımız var. Size linki ulaştıran asistanımla iletişime geçip onunla kaydınızı yaptırabilir. Detay bilgi alabilirsiniz. Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz. YouTube kanalımız Bilal Can Türk'ü takip edebilirsiniz. Oraya yeni videolar eklemeye gayret ediyoruz. Şimdi inşallah 6 Nisan'da başlıyoruz. Şimdi niye erken yaptık? Arkadaşlar hazırlık yapmakta fayda var çünkü, tamam mı? Çok kalabalık, yoğun oluyor. Ramazan'a da giriyoruz. Şimdi Allah'ın izniyle ne kadar erken kayıt olursak o kadar iyi çünkü doluyor grup kapasitesi bayağı. Geçen grubumuz oldukça kalabalıktı. Sonuçta belli bir potansiyel de var ve belli bir kapasite üzerinde de zor olacağı için şimdi erken yaptık ki sorun yaşamadan bu Telegram grubumuz kurulsun Allah'ın izniyle. 6 Nisan'da başlıyoruz arkadaşlar inşallah. Şimdi bu videoyu da YouTube kanalımıza yükleyeceğiz ki başka arkadaşlarınızın, sevdiğiniz arkadaşların da izlemesini isterseniz inşallah tez zamanda YouTube kanalımıza da bu demo videomuz yüklü olacak. Oradan başka arkadaşlarımız da izlemelerine vesile olabilirsiniz. Şimdi soruları olan arkadaşlarımız olabilir. Mikrofonu açacağım. Şöyle yapalım ama sevgili arkadaşlar. Soruları olan arkadaşlarım el kaldırma butonu var. El kaldırırsanız sıradan söz vereyim. Aynı anda herkesin konuştuğu bir kaos ortamında maalesef çok verimsiz bir şey oluşuyor. El kaldıran arkadaşlarım soruları olanlar varsa cevaplamaya çalışayım inşallah. Şimdi en çok sorulan soruya temel bir cevapla başlayayım ben. Bir mikrofonda bayağı bir gürültü oluştu ama
Burcu Hanım, kapatıyorum, sessiz alıyorum, bir gürültü var. Sorunuzu biraz sonra alacağım. Evet, ellerinizi görüyorum. Bakın, bir soruya bir cevap vereyim. En çok gelen soru budur çünkü, tamam mı? Çoğunlukla arkadaşlarım bize her mecrada hangi hastalığın neden kaynaklandığını sorarlar. Arkadaşlar, çok kısa bir dakikada müsaadenizi istiyorum. Şunu açıklayayım. Çünkü birçok sorunun cevabını almış olacağız. Kolaylık olacak. Tekrar etmemiş olabiliriz. Hastalıkların hep neden kaynaklandığını sorarlar. Sevgili arkadaşlar, bakınız, hastalığınız her ne olursa olsun önce şuna inanın. Şifayı Rabbim yaratıyor ve bir hadis-i şerifte, kutsi bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Rabbimiz Allahu Teala ölüm ve yaşlılık hariç bütün hastalıkların şifasını yaratmıştır. Tedavi olunuz. Yani bakın, bugün şifası yok denilene takılmıyoruz. Her şeyin şifası olduğuna ben inanıyorum. Ölüm ve yaşlılık, ecel geldiyse ona yapacak bir şey yok. Rabbim hepimize iman selameti versin. Tamam mı? Ölüme yapacak çare yok. Yaşlanıyoruz. Bu da normal bir süreç. Onun dışında her şeyin çaresi olduğuna inanan birisiyim. Ha, bu vesileyi neyi kılar Rabbimiz onu biliyor. Ama peşinden koşacağız. Tamam mı? Bir, pes etmiyoruz. İki, bütün hastalıkların altında mutlaka zihinsel, duygusal kodlar vardır. Özellikle 21 günlüğün 4. gününde bunu geniş geniş anlatıyoruz ve çalışmalarımız var. Biz şuna inanıyoruz. Dengeyi yakalarsak, zihinsel, fiziksel, duygusal dengeyi yakalarsak, bir de hastalıklara sebep olabilecek travmatik kodları, ki bu kodlar anne karnından geliyor olabilir, atalardan geliyor olabilir, hiç sorun değil, hepsi şifalanabilir. Bütün hastalıkların şifalanacağına inanıyorum. Elhamdülillah. Şimdi sıradan söz veriyorum. Ayten Hanım, size söz vereyim. Arkadaşlar, nereden geliyor bu ses? Ben bütün mikrofonları bir kapatacağım. Ayten Hanım, siz tekrar açın lütfen. Ayten Hanım, buyurun, açın mikrofonunuzu, sorunuzu alabilirim. Benim değil mi hocam? Evet, buyurun. Hocam. Sesiniz gidip geliyor. Bir kulaklığı çıkartıp konuşur musunuz? Belki sizden geliyor bu gürültü. Sizi duyamıyorum. Demin duyuyordum. Telefonunuzdan kulaklığı çıkartıp konuşur musunuz? Evet, şimdi buyurun lütfen. Evet Ayten Hanım. Bir müzik ya da hocam. Tamam, şimdi dinliyoruz sizi inşallah. Sorunuzu alalım. Hocam, ben hem biyoenerji hem de regresyon eğitimi aldım. Her konuda az çok bilgim var. Ama tek sıkıntı da şu, benim burnumda problem oluştuğu için nefes alışverişlerde çok problem yaşar. Hani ameliyat da oldum. Ameliyattan sonra buradan mesela nefes alıp içimde tutabilirim. Ama burundan vermede çok sıkıntı yaşadım. Bu bende otomatikman sıkıntı yaşatıyor. Yani nasıl diyeyim, odaklanmada çok aşırı problem yaşıyor. O yüzden de Kesinlikle. ağızdan veriyorum. Ama ağızdan verdiğim zaman kulaklarımda çınlama oluyor. Hani bu normal mi ya da Şimdi problem normal değil sebebi Ayten Hanım. Bu mutlaka düzeltilmeli. Nefes egzersizleriyle burun düzeltilir. Bugüne kadar ameliyat olman gereken denen yüzlerce kişi ameliyat olmadan burnu düzeldi. Hatta et de olsa, kemik de olsa su akar yolunu bulur, burun düzelir. Hatta eğer travmatiktir burundan tıkanması, o travma gitmediği sürece ameliyat da olsanız burun yine sorunlar devam ediyor. Doğru nefes burundan alınır, burundan verilir. Ağızdan verdikçe çok fazla rahatlarız. Bu sefer de irade koyamamaya başlarız. Bu da önemli bir şey. Burnun açılması gerekir. Nefes egzersizleriyle burun açılır. Genelde evet. aynen. Hani o yüzden nefes alışta orada problem yaşıyorum. Yani kemik bildiğiniz bunun deliklerini kapattığı için orada problem Hiç endişe yaşadım etmenize burası gerek bende. yok. Defalarca örneğini yaşadık. Nefes çalışmalarının içerisinde birçok defa bu burun açma egzersizleri de yapıyoruz. Allah'ın izniyle açılır. %100 mü? İnşallah. %90 açılır. %10 ihtimal açılmazsa, biliyoruz bazı travmalar çok güçlüdür. Orada da RDT öneririm. RDT ile izniyle açılır. Yani burunun açılması elzem. Allah'ın izniyle açılır inşallah. Şifa olsun. Devam edeyim ben şimdi. Galaxy A7 yazıyor. 2017 yazıyor. Ablacığım, isminiz yazmadığı için hitap edemedim. Buyurun lütfen. Mikrofonunuzu açabilir misiniz? Ben size ses açma isteği göndereyim. Bu ses nereden geldiğini Hocam şu iyi an bulamadım. akşamlar. Hayırlı akşamlar. İsmim Buyurun. İrem. Ben şey soracağım. Ben şimdi engelli birisiyim. Trafik kazası geçirdim. Geçmiş olsun. Kaburgalarım akciğerime batıp akciğerimi zedelediği için kaburgalara nefes almam zordu. İlk başta ameliyatla kaburgalarıma inildiği için ben şimdi normal insanlar gibi nefes tutamıyorum. Nefes alıp verirken de normal insanlar gibi değilim. Yani böyle derin çektiğim zaman nefesimiz sırtıma batıyor. Şimdi 7 tane kaburgam kırılmış.
Doktor onu şöyle izah ediyor. Akciğerin üstünde bir zar var diyor. Bir de onun üstünde bir zar var diyor. Nefes alıp verirken diyor, bunların arası hava pompalıyor diyor. Seninki ameliyatta olduğu için, göğüsler kafesi dikişte olduğu için buralar basılıyor. Şimdi biraz önce nefes şeyinde ben 10 saniye zor tutabildim. 10 saniye sonra bıraktım nefesimi. Buna bağlı olarak yaşadığım olaylardan, hayatımdaki yaşadığım travmalara bağlı olarak birçok rahatsızlıklarım var. Mesela sağ elimde yine kazadan dolayı sakat. Hani başınıza kaldırıp şöyle ikisini yukarı nefes al egzersiz yaparken onu da yapamadım. Vuruşlarda da zorlandım. Sağ eli işte göğüs kafesinin altına götürüyorsunuz sol tarafa. Onlarda da zorlandım. Artı bir de benim aşırı kilom, ödemim var. Ödem, kilom. Yani ben böyle herhalde canlı şeyde değil de bir doktorun özel rehabilite Şimdi etmesi ablacığım gereken, isim neydi? istiyorum ben bunu hocam. İsim neydi ablacığım? Bildan Bildin ablacığım. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu çalışmaların hiçbirisi ne size ne de herhangi birine zerrece zarar verebilecek bir çalışma dahilinde değil. Bazı nefes egzersizlerinin herkese yaptırılmaz ama biz o egzersizleri zaten bu 21 günler içerisinde yaptırmıyoruz. Şimdi de yaptırmadım. Nefes tutmakta zorlanıyor olman tabiri caizse kasılmayla alakalıdır. Evet, kaburgalar kırılmıştır ama o kaza esnasında yaşadığın korku ve kaygıyla kasılı kaldığındandır. İki, uzun süredir zaten yanlış nefes aldığından muhtemelen dolaşım sisteminde tıkanıklıklar var. Kilo da var. Bu da zorluyordur. Fakat nefes tabii. egzersizi yapmak zorundayız ve Allah'ın izniyle açılacağına inanıyorum. Birincisi bu. İkincisi, vücudumuzdaki bütün kaslar arkadaşlar kasılı kalmışsa bunun altında duygu vardır. Kaza da yapmış olsak, ameliyat da geçirmiş olsak, normalde vücudumuz, otonom sistemimiz bizi onarmak için çabalar. Onarmıyorsa bunun altında mutlaka bir travma, bir duygu, bir şey vardır ve o çalışılınca, o düzelince şifa olur. Yani benim size tavsiyem, daha çok ihtiyacımız var bu konulara. Evet, şu an zorlanmış olabilirsiniz ama rahatlıkla yapabileceğinize inanırım. Daha önce çok benzer vakalarda danışanlarımız oldu. Yapmaya çalıştıkça yavaş yavaş evinizin konforunda, bakın Zoom'dan katılıyoruz. Şiddetle tavsiye ederim ablacığım. Hiçbir zarar vermeyeceği gibi inşallah çok faydalı olacaktır. Yapa yapa açılacak. Tabii bir de burada beslenme de düzenlenmesi lazım. Kilo var ya, o da önemli. Birçok bunları da konuşuyoruz zaten. Allah'ın izniyle merak etmeyin. Adım adım size de çok faydası olacağına inanıyorum Bilal ablacığım. Geçmiş olsun inşallah. Sağ olun. Hocam bir şey daha sorabilir Tabii miyim? buyurun. Duygu açlığı bu var. Yaşadıklarım diyorum ya, hayatım travmalarla geçti. Fakat ben burada böyle birebir ben sizinle özel iletişime geçip beynimi boşaltmak, Ablam, bunun için travmalarımı sana çözmek. şöyle bir öneride bulunayım. Bu dediğinin yolu var. Bunun için geliştirdiğimiz RDT diye bir yöntem var. O bireysel, tamam mı? Birebir alıyoruz. RDT uzmanımızla geçmişten itibaren sorunlara yol açan bütün travmaları çalışılabiliyor. Belki bir seans, 3 saat, bir seans, herkesin farklı gerekebilir, tamam mı? Ama RDT öyle bir yöntem ki geçmişten gelen bütün travmaları, beyindeki kodların, hatta organa sirayet eden negatif enerjileri dahi temizleyebilen muhteşem bir yöntem. Burada da inşallah o bireysel zaten, tamam mı? Ama bunun yanında nefesi düzeltmek zorundayız. Nefesi de birebir arkadaşlar, hakikaten vaktimiz yok. Düşünün, çok verimli. Birincisi, şunu ben yıllardır deneyimledim. Birlikte yaptığımız zaman bir şeyi değiştirmek isteyen insanlarla aynı ortamda olunca sinerji daha güzel, daha verimli yapıyoruz. Birebir de ben çok denedim. Bu kadar verimli olmuyor. Ama RDT seansında bu bahsettiğin travmalar, onlar çalışılmalı zaten. Duygusal açlık dediğim mevzu önemli. İnşallah Peki şimdiden hocam, şifa olsun ablacığım. Ramazan'da değil de Ramazan'daki sonra, Ramazan'dan sonraki 21 günlük demoya katılsam mümkün mü yani? Abla Yine nasip, tekrar edebilir yani mi? Allah nasip ederse, ömrümüz yeterse onu o zaman göreceğiz. Ramazan'dan sonra çıkalım, çıkabilirsek inşallah nasipse yaparız. Şimdiki Vize olduğu programımız için günüz torunlarım da gelebiliyor. Garanti veremem. Geç yatıyorum, geç anladım. Hayırlısı kalkıyorum. inşallah ablacığım ama Ramazan'ı şu yüzden öneriyorum. Ramazan büyük bir fırsattır. Normal zamanda alacağımız verimin en az 3 katını alırız. Çünkü ciddi bir sindirimden uzaklaşma var. Bu çok değerli bir şey. İnşallah hayırlısı olsun. Pakize Hanım, buyurun lütfen devam edelim. Teşekkür ederim Sağ olun. hocam. Teşekkür. Mikrofonunuzu açabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ederim bilgileriniz için öncelikle. Ben size zamanınızı almak istemiyorum. Diğer arkadaşlarım hakkına girmeyeyim. Şimdi her bir şeye başlayıp hep onda yarım kalmasının bir travması mı vardır? Evet. Yani çözülebilir bir şey mi? Bir de bir şey, her bir olay
kullanmaya başladım ama Ramazan'da nasıl kullanıyorsunuz siz hocam ya? Ben hani 5 öğün diyorlar ya, nasıl olacak Ramazan'da? Onu da sorayım Ramazan'da kısaca çok dedim. güzel olacak. Teşekkür ederim. Ramazan'da şöyle tavsiye edeyim. Size zaten danışmanınız vardır mutlaka Herbalife konusunda. O kişiden destek alabilirsiniz. Sahurda sadece shake içiniz. Ama bir kaşık fazla koyarak sadece sahurda shake içiniz. Danışmanım yok. Beni terk etti. Düzensiz olduğum için ama inşallah Ramazan'da. Tamam, sorun yok, tamam mı? Nasıl Problem değil. kullanıyorsunuz hocam? İletişime geçebilirsiniz. Sahurda sadece shake içeriz biz. Ben yıllardır öyle yaparım. Sahurda sadece shake içerim. Çünkü düşük kalorili, kaliteli, kolay sindirilir ve kan şekerini dengede tutmak için çok katkılı. Bu da zaten çok değerli bir şeydir. Başka bir şey yiyip içmem sahurda. İftarda da normal, sakin, düzenli bir yemek yiyoruz. Çorba, ana yemek, salata. Bu zaten çok iyidir. Bu herkes için önerdiğimiz bir şeydir. Tamam. Çok Ve teşekkürler. diğeri, şu sorunuz da çok önemli. Her şeyi yarım bırakıyorum. Bu günümüzdeki en büyük sorunlardan bir tanesi. Atalet, erteleme, aman neyse sonra yaparım. Bu çok yaygın bir durum. Bu öncelikle uykuyla alakalıdır temel yapısı. Doğru uyku uyunmadığında atalet artar insanlarda. İrade de gösteremeyiz. İrade de enerjiyle alakalı bir şey. Fakat bunun için de tek başımıza düzeltmek çok zordur. Birlikte hareket edince çok katkı olur. Yani grup halinde olunca burada verimli inşallah çözeceksiniz. Atalet ve erteleme ile de alakalı bir konumuz var 21 günün içerisinde. Zaten onu geliştirmeye çalışıyoruz inşallah. Hayırlısı olsun sizin için de. Şimdiden. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Teşekkürler. Su Yayınlar. Sibel, buyurun lütfen. Su Sibel. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum öncelikle size. Şimdi demodan önce yaptığımız pratikler vardı hocam. Onun amacını öğrenmek istiyorum. Ve nefes pratiğine başlamadan önce bu yaptığımız hareketleri tekrarlamamız gerekiyor mu? Etkisi nedir Şimdi nefese? nefes çalışmak için bunlar olmazsa olmaz değil ama ben mutlaka yapıyorum, yaptırıyorum. Bu hareketlerdeki espri vücudun belli bölümlerine, iz düşüm noktalarına, organların iz düşüm noktalarına baskılar, masajlar yaparak bütün vücuttaki kan dolaşımının organlara ve dokulara yeterince gitmesi. Çünkü arkasından aldığım oksijeni kanla taşıyacağım. Eğer kan dolaşımı çok iyiyse hücrelerime oksijeni çok iyi taşırım. Bu da hücrelerdeki temizliği hızlandırır, verimliliği arttırır. Ve bu hareketleri düzenli yaptığımızda aynı zamanda egzersiz yerine geçiyor kan dolaşımı hızlandığı için. Yani kaslarımın, kemiklerin, dokuların daha iyi olması için. Yani bunu her gün yapmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok büyük artısı. Biz devam ediyoruz yapmaya. Umarım Bir cevap. adı var mı peki hocam? Bir adı var mı bu çalışmanın? Buna ben iğnesel, bunu birçok yerden, birçok bölgede, bölümden esinlenerek kendimiz dizayn ettiğimiz bir şey. İğnesiz akupunktur hareketleri diyoruz buna. Çünkü Aa, süper. akupresyon noktalarına da dokunduğu için. Bir de iğnesiz Aa, akupunktur çok güzel. derken herkese kolay anlaşılabilir olsun diye. Çok Videolarımız teşekkür da ederim. var. Zaten burada da yükledik. Tabi bundan daha başka çok hareketler var. Bazen farklı hareketler ekliyoruz, çıkartıyoruz. O programın içerisinde inşallah devam ediyor. Siz de hoş Çok geldiniz teşekkür inşallah. Ben ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bir el daha görüyorum. Demet Hanım buyurun lütfen. İyi akşamlar Hayırlı herkese. akşamlar. Ben bu sizin travma ile ilgili çalışmanızla ilgili sertifikalandırma programınız var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Var, evet. RDT uzmanlığı programımız var. Ama direkt dışarıdan almıyoruz. Şöyle, RDT uzmanlığı klasik bir işte regresyon gibi, EFT gibi, nere format gibi belli bir prosedür uygulanarak yapılamıyor. Yani her danışanla ayrı bir çalışma gerektiriyor. O yüzden RDT uzmanına dönüşmek lazım tabiri caizse. Bunun altyapısı dolu olması gerektiği için önce bizim nefes atölyesi programlarımız var. Yani uluslararası sertifikalı nefes ve aktif yaşam koçluğu programımız. Oraya giren arkadaşlarımızın, çünkü onun altyapısı oradan alıyoruz. RDT uzmanlığı eğitimine. Şu an devam eden bir grubumuz var. Arada oraya alma şansımız yok. Nefes atölyesini alabiliyoruz her daim. Çünkü dersleri kaydediyoruz orada ama RDT uzmanlığı bütün bu arkadaşlarımızı şu an mezun ettikten sonra ihtiyaç halinde tekrar açacağız Allah izin verirse. Bu programımız da var. Yine kendi bünyenizde mi nefes koçluğu atölyesi açıyorsunuz? Yoksa ben şu an ayrı bir eğitimdeyim. Yine uluslararası bir sertifika programındayım. Hani dışarıdan olunca bu şekilde alınabiliyor mu? Yoksa kendi Ya bünyenizde mi şöyle, oluyor? oldukça farklı bir eğitim. Bizden fark edeceksiniz ki çalıştırdığımız nefes de birçok nefes kursu eğitimlerine benzemiyor. Şimdi ben nasıl inandıysam en iyi maksimum sonuca en kolay yolda nasıl ulaşılacaksa bunu dizayn etmeye çalışıyorum. Nefes koçluğu eğitimimizde de bizim sadece nefes programı yok. Altyapısı o yüzden çok önemli. Yani tıbbi nebeviyede konuşuyoruz. Karar vermeyle alakalı bölümlerimiz de var. Nefesin anatomisinden başlayıp tabiri caizse insanın fizyolojisine, meridyenlerine, frekanslara, enerji yani çok geniş kapsam tutuyoruz. O yüzden orada olmasını istiyoruz. Çünkü bunların hepsi RDT'nin bir altyapısını oluşturuyor. Umarım cevap Anladım. olmuştur inşallah. Evet. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar hepimiz için hayırlı olsun inşallah. 6 Nisan'da başlıyoruz. Allah'ın izniyle kayıt olan bütün arkadaşlarımıza sık sık her gün görüşeceğiz. Dost oluyoruz, akraba gibi oluyoruz. Herkes aileye hoş geldi şimdiden inşallah. Herkese Rabbim istediğini gönlüne göre versin. Geceniz hayırlı, bereketli olsun. İnşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.